Efendim ilk dinleyicimiz, düğünümün dedi İslamiyet'e uygun olmasını istiyorum. Dinin İslamiyet'e uygun olmasını isteyen kimse düğünde haram karıştırmaz. Nedir? İçki karıştırmaz. Kadın erkek beraber yapmaz. Karışık yapmaz. Çalgı karıştırmaz. Bunlar karıştırmayınca peki kadınlar kendi arasında eğlenemez mi? Eğlenir. Erkekler kendi arasında eğlenemez mi? Eğlenir. Haram şeyi katmama kaydı şartıyla. Mesela kadınların düğünlerde def çalmaları. Hani zilsiz olan o defle çalmalar ve oynamalar da oynayacak. Ona isim verilmiştir. Kapalı mekanda. Diyelim ki evin içerisinde. Başkalarını da rahatsız etmeme kaydı şartıyla. Veyahut da duvarları, ihata duvarları yüksek. Başka kimse görmüyor. Bir bahçe veya buna benzer bir düğün salonu diyelim ki. Kapılarını kapattı. Kimseyi de aynı şekilde içeri sokmuyor. Dışarıya da koydular nöbetçileri. Tamam, olur. Herhangi bir mahsur söz konusu değil. Efendim işte ile mevlidli mi olsun falan. Ha, bu tarafta mevlid. Oğlan da o bir tarafta kasalarla içki getirsin. Ne oldu? Düğün mevlidle içkiyle karışık oldu. Olmadı. Onun için sordum. Nişanlım da aynı şekilde bunlara uyum sağlıyor mu diye. Bu bir, ikincisi bir de mesela bu gençler evlenecek. Niyetleri böyledir ama annelerin babaların niyetlerini. Annelerin babaların niyetlerini. Çünkü ben bu ömrüme kadar öyle enteresan hadiselere şahit oldum ki kızcağız veyahut da oğlan neyse İslamiyet'i öğrenmişler. Ana yırtıyor böyle. Diyor ki kızcağız ben yani örtündüm. Gelinliğim de örtülü olması lazım. Böyle yabancı erkeklere çıkamam. Bana herkes ne der? Atıyor kendisini, ben kendime işte intihar ederim de ölürüm de gelinlikte çıkmazsan da falan. Ha, yani bu kadın da örtülü bir kadına namaz da kılıyor. Ama zır cahil. Zır cahil. Herkes bana ne der? Ha, kızın senin dul muydu da öyle başını örttün de gönderdin diyecekler. Desinler. Hep nefsi. Yani nefsinin istekleri doğrultusunda. Hani çok kimse efendim ben nefsim. Nefs deyince de çok kimse yani belden aşağı düşünüyor. Ya nefis insanın istek ve arzuları herkesin yaşlarına, durumuna göre farklı farklıdır. Bazısı paradan hoşlanır. Bazısı paradan vurur nefis. Bazısı makam mevkiden vurur. Bazısı güzellikten vurur. Bazısı övülmekten vurur. Bazısı şehvetten vurur. Belden alttan vurur. Yani değişik yerlerden vurur bu. Nefis deyince zannediyorlar ki sadece belden aşağı. O değil o. O değil o. Mesela evlenmek. Evlendiği zaman kadınla erkek beraber olması. Onlar men edilmemiş ki. Ben lisede öğretmenken o zaman böyle komünist hareketleri liseye kadar indirmişlerdi. Ortaokula kadar indirmişlerdi. Bir sınıfta böyle bir işte komünist düşünceye sahip olan çocuklar vardı. Zeki bir çocuktu birisi. Kızlar geliyordu falan. O kızların da kafası çalışmıyordu. Kafası iki tane kız. Tabii genç delikanlı netice itibariyle o kızları görünce onlar bir şey teşvik ettiler. Arka sırada o çocuğa bir şeyler söylediler falan. O çocuk olur sorarım falan. Kendine cesaret demediler. Zil de çaldı. Ben de beklerdim genellikle çocuklar böyle soru sorduğu zaman. Teneffüste dışarı çıkmazdım. Soruları olanlar beklerdim. Geldi bir çocuk dedi ki hocam dedi bir şey soracağım. Buyur dedi. Dedi İslamiyet'te kadınla erkeğin beraber olması dedi günahmış öyle mi dedi. Ama bu da hani lisenin o zaman fen şubesinde genellikle çalışkan çocuklar matematik zihni sürati intikalleri fazla olan çocuklar yani öyle bir çocuk değil onu düşünmeyecek şey değil. İşte hani kızlara hava olsun şey olsun falan gençlik ya şey yapsın falan. Çocuğa dedim ki bak benim annem Müslüman, babam da Müslüman. Ben doğmuşum. Biz dedim dört kardeşiz. Tabii çocuk ne demek istediğimi hemen anladı. Dedi hocam dedi özür dilerim dedi. Gitti o kızlara fırça attıydı onu sana. O men edilmemiş ki. Allah Teala onu helal ve mubah yoldan aynı şekilde giderilmesini emir etmiştir. Yoksa yasak değil. Haram yoldan giderilmesini aynı şekilde dinimiz men etmiştir, yasak etmiştir. Dolayısıyla düğünlerde de nefsin istek ve arzularına yani çalgıydı. Efendim biz çalgı çalmazsak, işte kızımızı aynı şekilde başını açıp herkese teşhir etmezsek, herkes bir ne der? Herkes ne derse desin. Allah-u Teala ne der? Şimdi Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir gün böyle bir yerden gidiyor, bir camiye gidiyor mübarek. Bakmış bir hoca efendi vaaz-ı nasihat ediyor. Oturmuş mübarek dinlemiş. Hoca efendi de işte ölümü, ölümden sonraki halleri, kabir hallerini falan anlatıyor. Bitirmiş, tam inmiş. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni görünce şaşırmış tabii. Demiş efendim siz burada mıydınız? Demiş özür dilerim falan. Demiş dinledim tamam doğru şeyler söyledin ama demiş cemaatin hiçbirisinin kulağında kalmadı bu. Bir daha demiş efendim sen sohbet edersen, vaaz edersen de ki bunları.
Allah-u Teala sizinle beraberken siz kiminleydiniz diye söyle bunlara. Allah-u Teala seninleyken sen kiminleydin? Her an Allah-u Teala kuluyla beraber. Çünkü hücrelerine varınca kadar çalıştıran o. Sen kiminleydin? Sen nefsinle beraberdin. Ya hesabını sormaz mı Cenab-ı Hak ahirette bunun? Elbette ki sorar. Elbette ki sorar. Yani Cenab-ı Hak seninleyken sen kiminleydin arkadaşım ya? Sen kiminleydin? Hala daha el alem ne der? El alem ne der? Hala el alem. Sen öldüğün zaman el alem ne der? Öldü. Allah rahmeti nasıl? İşte idare eder falan. Akşam falan dizi nasıldı? Ha işte el alem böyle diyecek ondan sonra. El alem böyle diyecek. Aa falan yerdeki işte şeyler varmışmış. Evler varmışmış. Villalar varmış. Sizin de durumunuz iyi. Aldınız mı oradan? Hemşerim sen öldün ama senin başında bunlar konuşuyorlar. İşte el alem böyle der. Kalırsın amelinle baş başa toprağın altında. Sen el alem değil, Rabbim ne der diye düşün. Onun için düğün yaparken de haram olan şeyleri katma. Haramları öğrenmek gerekir. Efendim nasıl yapalım? Onun kurulu kaidesi yok. Haramı katmayacaksın o kadar. Haram yapmayacaksın. Yoksa dinimizin helal ve mübarek eğlenmesi, aynı şekilde oynaması onlara bile isim verilmiştir. Kadın erkek karışık olmama kaydı şartıyla. Kına gecesinde deden dedi yapın mı yapılır tabii ki. Topuzu dediği ben dedi anlamadım. Topuz denilen şey ismi üzerinde. Topuz yani yumruk gibi yapıyor. Saçı tepesinde biriktiriyor. Topluyor tepesine. Veyahut da topluyor ensesine yumruk gibi yapıyor. Başörtüsünü taktığı zaman da deve hörgücü gibi gözüküyor. O men edilmiştir. Yoksa al sen saçını bir taraftan bir tarafa aynı şekilde yayarak paralel şekilde yayarak veyahut da ensenin üzerine yayarak onu o şekilde yap. Onun bir mahsuru söz konusu değil. Hani dinleyicimiz diyor ki at kuyruğu şeklinde olursa olsun. Üstünü örtüyorsun. Orada topuz yapmıyorsun. Yumruk gibi dolayıp da uzun saçı dolayıp orada yumruk gibi yapmıyorsun. Men edilen o mudur? Evet men edilen o. Fotoğraf çekme konusu. Yani kadının dedi makyajıydı, şusuydu, busuydu falan. Yani erkeğe gösterilmesi uygun değil. Bir kadın çektiyse tabi eden de aynı şekilde yabancı değilse mesele kalmaz.